Nasrettin Hoca kimdir diye sormuş Özden. Nasrettin Hoca efsanevi, yani gerçekten böyle bir kişi yaşamış mı? Yaşamış olabilir ama üstüne yüklenen yük, üstüne yüklenen memler diyelim, öyküler halk edebiyatının sonu, yani anlata anlata üremiş olan öykülerdir. Nasrettin Hoca adlı kişiyle herhangi bir ilişkileri var mıdır yok mudur belli değildir. Nasrettin Hoca öykülerinin önemli bir kısmı Arap edebiyatında çok daha eski olan Behlül Dana hikayeleri vardır. Oradan aktarmadır. Yani şark halk kültüründe var olan bir dizi hikaye, eskiden beri var olan bir dizi hikaye Nasrettin Hoca'ya uyarlanmıştır. Nasrettin Hoca öykülerinin büyük çoğunluğu 19. yüzyıldan bize kalan yazılı belgelerden anladığımız kadarıyla feci süreçte müstehcendir, yani pornografiktir. 20. yüzyılda o pornografik Nasrettin Hoca büyük ölçüde temizlendi. Böyle eli yüzü düzgün, okul müfredatına kabul edilebilecek nitelikte bir Nasrettin Hoca külliyatı oluşturuldu. Halk masallarının kaynaklarının neler olduğunu tespit etmek çok zor bir mesele. Yani bunu geçen hafta da bu konuya girmiştik, değil mi? Şimdi bu hikayeler şöyledir. Bir hikaye duyarsın, hoşuna gider. Bunu mutlaka anlatmalıyım bizimkilere dersin ve anlatmaya başlarsın. Anlatırken insan çok duyarlıdır karşısındakinin göz ifadesine, yüz ifadesine. Yani bu hikayeyi anlatırken hangi noktalarda seviniyorlar ve coşuyorlar? Hangi noktalarda uykuları geliyor? Hangi noktalarda gözleri kaymaya başlıyor yan tarafa? Fark edersin. Dolayısıyla bir daha anlattığında bu hikayeyi ona göre ayarlarsın hikayeyi. Yani gözünün kaydığı kısımları azaltırsın, küçültürsün. Heyecanlı olan kısımları, zevkli böyle insanlar diye dinlediği konuları büyütürsün. Böyle böyle anlatıla anlatıla öyküler kolektif sahada, yani herkesin ortak malı olan sahada şekil alırlar. Birer mem haline gelirler. Birer kültürel simge haline gelirler. Yani Homeros hikayeleri de böyledir. Avrupa'nın halk masalları, şövalye destanları, Şah İsmail hikayeleri, Hazreti Ali hikayeleri, ondan sonracığıma Seyit Battal Gazi hikayeleri hep böyledir. Yani anlata anlata kusursuzlaştırılmıştır. Ve halk psikolojisinin adeta bir yansıması haline gelmişlerdir. 19. yüzyıl sonlarında, 19. yüzyıl boyunca aslında, yani Grimm biraderlerden başlayıp modern, yani 1930'lara kadar filan halk masalları çok önemli, çok ciddiye alınan bir şeydi, inceleme alanıydı. Halk masallarının halkın gizli ruhunu, özünü yansıttığı, halkın öz kültürünü yansıttığına ilişkin bir fikir vardı. Bu 19. yüzyıl başında romantik akımla birlikte ortaya çıktı. Önce Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde, sonra bütün dünyada halk masallarını araştırma, halk masallarını bulma, halk masallarının çeşitli versiyonları arasındaki farkları tespit etmek gibi bayağı ciddi antropolojinin, etnografyanın en önemli dallarından biri haline gelen bir inceleme alanı ortaya çıktı. Çok bu özellikle böyle kıytırık ulusların uluslaşma sürecinde, yani evet, şimdi bir şey söyleyeyim de beni dayak atsınlar bana, Türklerin de, Ermenilerin, Rumların, Bulgarların vesairenin uluslaşma sürecinde çok büyük rol oynadı. 20. yüzyılda büyük ölçüde ilginçliğini kaybetti. Yani bugün eskisi kadar önemli bir
akademik ve ulusal ve milli ve vatanperverane bir çalışma sayılmıyor halk masallarını incelemek.